Yani biz o toplantıyı yaptığımızda Sayın Genel Sekreterim belki otogarı taşımış olacağız. Katma değer katabilecek bir dönüşüm modellemesi yapmamız lazım. O kültüründen uzaklaşmak istemez. Tabii Türkiye'de çok hızlı belediyeler için bulunmaz bir nimettir 6306 sayılı yasa. Koordinasyon toplantımız ile gerçekleşti. AYKOME toplantısının ilk toplantı olarak bunu gerçekleştirdik. Ne dedik? Toplumsal uzlaşı dedik. Onların bu sürece dahil olması lazım. Ben inanıyorum ki bu kentsel dönüşümde iyi yapacağımız işlerden biridir. Ve önemli bir iştir. Yani burada bugüne kadar kentsel dönüşüm adı altında bir tek yapılan kamyon garajının olduğu bölümdür. Kentsel dönüşümü yaparken bunu örnek olarak gösterip ki halk o doğrultuda kentsel dönüşümü ben de isterim deme noktasına gelsin arzu ediyoruz. Bugüne kadar hep kentsel dönüşümü şöyle algıladınız veya vatandaş şöyle algıladı. Eski bir binanın yıkılıp yeni bir binanın yapılması gibi algılandı. Esasında kentsel dönüşüm böyle bir şey değil. Kentsel dönüşüm sağlıksız yaşam alanlarından sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürür iken içinde barındırması gereken çok önemli kriterler var. Her bir kentsel dönüşüm modellemesi yapacaksak vatandaşın mülkiyet hakkına saygı duymak durumundayız. Onların rıza ve muvaffakatini almak durumundayız. Ben yaparım, ederim, asarım, keserim yapamazsın. İçinde mahalle kültürünü ön plana alan, kaybolmaya yüz tutmuş, manevi değerlerin geri kazanımını sağlayan, beşeri ilişkileri güçlendiren, sosyal donatı alanlarını yeterince barındıran, yeraltı yerüstü tarihi dokuların korunmasından tutun, yeraltı yerüstü değerlerin korunmasına varıncaya kadar, uzun vadeli bir planlamayı düşünerek, hatta kendi finansını kendi içinden çıkarabilecek, şehre ve bölgeye bir kimlik ve katma değer katabilecek bir dönüşüm modellemesi yapmamız lazım. Toplumun kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve taleplerin onlardan geldiğini gördük. O bölgede 308 tane mülkiyet sahibi var. Birebir tam %86'sına ulaşmış, %86'sı ile birebir görüşmüş ve kendileriyle toplantılar yaparak, kah bizim kentsel dönüşüm ofisimizde, kah evlerine giderek, kah iş yerlerine giderek kentsel dönüşümün nasıl bir kentsel dönüşüm yapacağımızı kendilerine anlattık ve ifade ettik. Ve orada yaklaşık 73 dükkanlık bir küçük sanayi sitesi var. Buradaki arkadaşlarımızın bir gün dahi iş kaybına sebebiyet veremeyecek, onların da kabul ve uygun görebileceği yeni bir küçük sanayi sitesini yapacağız. Vatandaşlarımız oradaki mevcut hakları neyse aynı haklarını alacaklar. Ve hiçbir bedel de talep edilmeyecek. Devletin öngördüğü ordu için inşaat müddeti boyunca yeni konutlarına, yeni iş yerlerine taşınıncaya kadar da kira yardımlarını alacaklar. Hangi sokakta, hangi lokasyonda oturuyor ise yeni yapılacak kentsel dönüşümde de 5-10 metre ancak kayma mesafesinde yerlerini alacaklar. Hangi katta oturuyorsa, kaç metrekarede oturuyorsa aynı yerlerini kendilerine vermeye çalışacağız. Çok kısa bir sürede biz buraya başlamak istiyoruz. Ay sonunda taşıyoruz. Hemen orayı gerekli güvenlik önlemlerini alıp hemen akabinde küçük sanayi inşaatına başlayacağız inşallah. Küçük sanayiyi de maksimum 3-4 ayda bitirip vatandaşımıza teslim edeceğiz. Ve inşallah burada en hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm inşaat çalışmalarına başlayacağız.